Merhaba, kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir, keyifler yerindedir. Şarkı söyleme eğitimi, dudak dili egzersizinin şimdi birlikte ikincisini yapacağız. Başlangıç seviyelerde ilerleyeceğiz. Zamanla tabii ki orta seviyeler falan paylaşacağım sizlerle. Olabildiğince arkadaşlar birinci videoyu izleyip bu videoya geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok temel olan egzersizleri ve yapmanız gerekenleri zaten orada anlatıyorum. Zaman kaybetmemek adına direkt egzersizle başlamak istiyorum sizlerle. Şimdi arkadaşlar dudak dilini yaparken dudaklarınızı havayla birlikte temas ettirerek buradaki titreşimi düşünmenizi isteyeceğim. Nefesinizi her zaman yine mümkünse bu egzersizleri nefesle birlikte ayakta yapmaya çalışın. Nefes desteğini çok daha iyi kullanırsınız. Nefesinizi almayı ve nefes desteğini destekli bir şekilde havayla birlikte yukarıya doğru yönlendirmeyi unutmuyoruz. Şimdi bunu yaparken nefesimi dudaklarıma yönlendiriyorum. Size bırakacağım birazdan boşlukları. Şimdi sıra sizde. Uyarımı da yapmadan geçmeyeyim. Zorlandığınız yerlerde mutlaka egzersiz bırakın. Zorlanmadığınız yerlerde egzersize eşlik edebilirsiniz. Bu sizin için çok daha iyi olacaktır. Zamanla zaten kaslarınız ve ses kaslarınız güçlendikçe egzersizleri istediğiniz şekilde yapabileceksiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bir egzersiz daha istiyorum. Şunu istiyorum. Umarım egzersizin faydasını oldukça göreceğinizi düşünüyorum. Egzersizleri lütfen
zamanla tekrar etmeye devam edin arkadaşlar. Çünkü ben bu egzersizi yaptım, bitti, oldu demek değil. Egzersizler ses kaslarınızın güçlenmesini sağlayacak. Ve mümkünse YouTube'daki diğer hocalarımızın da videolarını takip etmeye çalışın. Oradaki egzersizleri de uygulamaya çalışın. Çünkü her kanaldan yeni bir şey öğrenme ihtimaliniz çok yüksek. Böyle bir fırsatı değerlendirmenizi canı gönülden isterim. Çünkü çok değerli hocalarımız var. Bu işe emek veren herkese de kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. İnsanların bu şekilde faydalanmasını sağlıyorlar. Ben de elimden geldiğince sizlerle ufak ufak videolarla desteklemeye çalışacağım. Ama lütfen egzersizleri düzenli olarak tekrar etmeye çalışın. Evet, yaptım bitti demek olayı değil. Şan dersi, şan egzersizleri, ses egzersizleri tamamen ses kaslarınızı güçlendirmeye. Yani bunu bir spor olarak düşünebilirsiniz. Bunun bir düzeni olursa bir faydası olacaktır size. O yüzden lütfen şarkı söylerken mutlaka sesinizi ısıtmak için ufak ufak egzersizler yapmaya çalışın. Çünkü kendinizdeki değişimleri zamanla ilk başta kendiniz fark edemeyeceksiniz ama mutlaka sizi yakından takip edenler, sesinizi çok çok dinleyenler ve size belki sesiniz çok güzel geliyordur o kişiye fark edecektir. Yani yanınızdaki insanlar sizin ses değişimlerinizi fark eder. Ama öncelikle tabii ki kendi sesiniz üzerinde bir spor, bir egzersiz yapmanızı istiyorum. Çünkü bu gelişim hemen olabilecek bir şey değil, zamanla olacaktır ve kendinizdeki değişimleri de dediğim gibi siz değil, karşı taraf öncelikle fark edecektir. O yüzden şimdi hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım videolarımdan keyif alıyorsunuzdur. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.